medeniyet konusu gerçekten de gündemimize girerken bayağı ciddi etkileriyle birlikte girdi. Bugün hala gündemimizden çıkmış değil. Baktığımız vakit birçok hadisenin bir iki adım gerisinde hep medeniyet farklılıklarına atıfla ancak anlaşılabiliyor, açıklanabiliyor. O yönden... Hocam mesela siz kendi şahsi hayatınızda bu medeniyet kelimesini ilk önce nerede duydunuz? Evet, bu... Yani bu soru güzel bir soru. Galiba medeniyet konusuyla ben ilk defa zannediyorum Umran'dan Uygarlığa'yı okurken rahmetli Cemil Meriç'in Umran'dan Uygarlığa, ama Umran'dan Uygarlığa'yı okuduğumda ben kaç yaşlarındaydım? Yani 12-13 yaşlarında falan, yani öyle çok yaşı ilerlemiş birisi değildim. O vakit özellikle kültür, medeniyet, medeniyet bizim... Ama demek ki bir çocuk yani 12 yaşında Ümran'dan Uygarlığı okursa ileride Tahsin Görgün oluyor. Estağfurullah. Ben yani kendimle yani alakalı işte değil. O zaman denk çocuklarımıza düştüm. Hani yaşı küçük diye bu kitabı anlamazsın, bırak kenara dememek lazım. Yani. Hayır, yok. Yani uğraşıyorsa ver eline okusun. Yani. Aynen, kesinlikle. Evet. Ve bu noktada da hakikaten de Ümran'dan Uygarlığa'daki o medeniyetle alakalı... Cemil Meriç'in rahmetlinin böyle şairane ve hoş anlatısı, tabii kendisini rahmetle anıyoruz. Evet, Allah rahmet eylesin. Doğrusu. Öyle. Şimdi yani, bu da çok ilginç mesela. Benim gündemime de bu medeniyet meselesi yeni bir dünyanın eşiğinde. Yani ismi tam olarak doğru hatırlamıyor. Erol Güngör. Yok, gene Cemil Meriç'in. Öyle mi? Ha, evet. Hint medeniyetini anlattığı kitabı. Hint medeniyetini anlattık bir kitap. Bir dünyanın eşiğinde. Yani bir dünyanın eşiğinde Hint medeniyetini anlattık kitap. Ve ben de onu gene lisede okumuştum. Yani orada da hani Yunan medeniyetiyle tarihin başlamadığını, medeniyetin tarihini Yunan medeniyetiyle başlatmanın Avrupa merkezci, batıcı bir yaklaşım olduğunu, aslında Yunan medeniyetinden çok önce bir Hint medeniyeti var olduğunu ve Hint medeniyetinin Batı medeniyetinden çok daha sofistike, daha üstün bir medeniyet olduğunu anlatıyordu. Mesela bu benim için bir devrim oldu. Aslında hani bu batıcı tarih yazımından, batıcı medeniyet anlatısından ve söyleminden bir uyanış gibi oldu benim açımdan. Yani bu adamların kendi kafalarına göre bir söylem, bir anlatı ürettiklerini ve bunun da tamamen bir yanıltmaca olduğunu, işte yani bu batıcı söyleme sorgulama nokta, ama ciddi bir sorgulama açısından bu çok önemli bir şey oldu. Demek ki yani ikimiz de bu noktada hani Cemil Meriç'ten beslenmişiz. Tabii Cemil Meriç de bu medeniyet konusu, medeniyet nedir, kültür nedir, medeniyet ve kültür arasında fark nedir, bir de tabii Ümran nedir, uygarlık nedir, yani bu terminolojiye de tabii kendisi edebiyatçı olduğu için, bir düşünür, felsefeci olduğu için tabii bu kelimelere, kelimeler arasındaki farkları, onların çağrışımlarına da çok ehemmiyet veren bir kişi. Tabii siz hani işte Ümran'dan uygarlığıyla hani başladınız serüvene, ama sonunda da böyle bir kitap, Medeniyet Meselesi isimli bir kitap ortaya çıkarttınız. İşte ben de Bir Medeniyetin Eşiğinde kitabıyla başladım ve sonunda işte Açık Medeniyet kitabı ortaya çıkmış oldu. Demek ki bu lise çağında bu mayalar tutuluyor. Sonra meyvelerini 50 yaşına, 60 yaşına gelince veriyor. Evet, demek ki. Evet, tabii bu yani sizin gündeminize bu vesileyle giren şey, Cemil Meriç'in gündemine ne vesileyle girmiştir acaba? Evet, tabii Cemil Meriç çok ilginç bir tarafı var. Cemil Meriç'in hayatının kendisi aslında büyük ölçüde tercümeler yapan ve çok güzel tercümeler yapan birisi. Tercümeler yaparken de o tercüme yapmak hakikaten kolay bir şey değil, hakkını vermek istediğinizde. Diyelim işte Balzac'ın kitaplarını tercüme ederken onu öyle bir şekilde yapmanız lazım ki Fransızca olarak okuyan
birisinin hissettiğini, o eseri Türkçe okuyanın da hissetmesini sağlamanız lazım sanki. Evet. Böyle bir tarafı var. Bunu hakkını vererek yapmak istediğinizde böyle bir dünyadan başka bir dünyaya bir şeyleri aktarmanız gerektiğini de fark ediyorsunuz, hissediyorsunuz. Evet. Dolayısıyla Cemil Meriç kendisi yetişme tarzı itibariyle tamamen batıcı diyebileceğimiz bir ortamda yetişmiş olmasına rağmen yani o bir anlamda o ilgilendiği alanın hakkını vererek yapmaya yöneldiğinde o aslında sanki kendi köklerini kendisine ifşa etti. Çok ilginç bir tecrübe. Tabii yani. Mesela önce tamamen batıcı, yani tek medeniyet vardır, o da Batı medeniyetidir hani diye düşünüyor ve bütün beyin enerjisini oraya hasrediyor ve o medeniyeti Türkiye'ye taşımanın bir ajanı, bir askeri gibi çalışıyor tercümelerle vesairelerle falan. Ama sonra uyanıyor. Diyor ki ya bu Batı medeniyetinin dışında ondan önceki mesela Hint medeniyeti var. Bu sefer Hint medeniyetine yöneliyor. İşte biraz önce bahsettiğimiz bir medeniyetin eşiğinde kitabını yazıyor. Hint medeniyetini anlatıyor. Sonradan da üçüncü merhale geliyor. Bu ülke. Evet. Ve işte biraz önce sizin söylediğiniz işte Ümran'dan uygarlığa gibi şeylerle yani böyle bir dolaşım içerisinde. Tabii Cemil Meriç'te gördüğümüz yani bu farklı tutumlar tabii orada kronolojik bir sırayla gidiyor. Ama aslında Türk entelektüel camiasına hani baktığımızda yani onun ilk dönemini hala sürdüren insanlar var. Bunlar batıcı ve medeniyet tektir ve biz de medeni olmak istiyorsak o tek medeniyeti benimsememiz gerekir diyorlar. İşte bir kısım insanlarımız batıya yabancılaşıyor. Mesela doğudan Hint medeniyetinden vesaire beslenmeye çalışıyorlar. Yoga, Budizm vesaire o taraflara doğru yöneliyorlar. İşte bir kısmı da işte bizim medeniyetimiz İslam medeniyetidir, Türk medeniyetidir şeklinde gidiyor. Şimdi bu medeniyet konusundaki bu ayrışma, bu çatışma hani Türkiye söz konusu olduğunda yani bu ne zaman gündemimize girdi? Niçin gündemimize girdi? Yani neden insanlar hani medeniyete ehemmiyet vermeye başladılar? Ve durup dururken bu kavram neden bu kadar merkezi bir hal aldı ve bunun etrafında bu kadar tartışmalar, farklı akımlar ortaya çıktı? Aslında bu rahmetli Cemil Meriç'in hayatında gördüğümüz o mertebeler, aşamalar biraz da medeniyet kavramının da macerasını özetliyor gibi. Evet. Yani önce bakıyorsunuz bir büyük harfle yazılan bir sivilizasyon var. Evet. Büyük harfle yazıldığında malum özel isimler bir tane olan şeyi isimlendiriyorsa onun ismi büyük harfle yazılır. O Fransızca'da özellikle öyle. İngilizce'de de aynı şekilde. Şimdi bu yani özellikle bu kelimenin ilk defa kullanıldığı tarihe baktığımızda öyle bir zamana denk düşüyor ki yani 1757 ilk 1756 tam ilk kullanıldığı tarih 1756 tam da o vakitler Osmanlı Devleti'nin işte böyle yavaş yavaş epeyce zayıfladığı ve zayıfladığının da baya baya fark edildiği zamana denk düşüyor. Sonra özellikle tabii 1780'lerde yaşanan çok büyük bir felaket var Osmanlı-Rus Savaşı. Osmanlı-Rus Savaşı ile birlikte Osmanlı Devleti'nin sanki böyle bir daha kendisini toparlayamayacağı gibi bir kanaat ortaya çıkıyor. Ve o dönemde tam da işte Kant'ın meşhur aydınlanma nedir diye yazısı o vakitler ortaya çıkıyor ki o tamamen şeyle başlar. Kant'ın ifade şeysi aydınlanma nedir yazısı. Sapere aude, kendine güven. Şimdi bu sapere aude'nin manasını insanlar biraz şey olarak düşünür. Bir tane birey var, fert. Bu birey bir şekilde toplumsal işte baskıların altında kalmış. Kendine olan güvenini kaybetmiş.
aslında işte bu kendi gayretiyle, kendi sebebiyle aslında o konuma düşmüş. Dolayısıyla kendi kendisini yine keşfederek kurtaracak falan gibi öyle anlaşılıyor. Ve ilk okuduğunuzda da böyle bir intiba ortaya çıkıyor ama tam da Kant'ın o metni yazdığı dönemde özellikle Osmanlı'nın temsil ettiği dünya ile Batı Avrupa arasında bir şey var. Yavaş yavaş dengeler Batı Avrupa'nın lehine değişmeye başlıyor. Ama 18. yüzyıl mesela ilk yıllarına baktığınızda Avrupalılar henüz kendilerine güvenmiyorlar henüz. Evet. O hala başka kültürlerden istifade etmenin evet. gayret içerisindeler. Ama 19. yüzyılın başlarına doğru gelirken Kant'ın bu yazıyı yazdığı dönemlerde artık diyorlar ki biz kendimiz kendi ayaklarımızın üzerine durabiliriz. İşte bu kanaate ulaştıkları dönemlerde o dönemde Batı Avrupa'da yaşayan insanların özellikle seçkinlerin, aristokratların yaşadığı bir hayat düzeni var, hayat tarzı var. O hayat tarzının adına medeniyet diyor.